merhaba, ben Begüm. Bugün uzun zamandır benden en çok istenen videoyu, kitaplık videosunu hazırlamaya çalışacağım. Galiba çekmesi benim için biraz zor olacak çünkü daha hazırlanırken yoruldum ama umarım sizin için yararlı bir video olur. Bu arada kitaplıkla ilgili, kitaplığın özellikleriyle ilgili çok fazla soru geliyor hala. Bu video zaten uzun olacağı için daha fazla uzatmamak adına sorularınızı açıklamalar kısmında yanıtlamaya çalışacağım. O yüzden kitaplığın ilk rafıyla hemen size göstermeye başlamak istiyorum. İlk kitaplığın ilk rafıyla başlıyorum anlatmaya. Burada Svetlana Alekseyeviç'in Kafka yayınlarından iki kitabı var. İkinci El Zamanı kitap kulübümüzle birlikte okumuştuk ve müthiş sarsıcı bir kitaptı. Savaşın gerçek yüzünü tanıklarından, mağdurlarından dinleyebiliyorsunuz. Tamirci en sevdiğim kitaplardan birim. Onca Yoksulluk Varken kitabını çok çok seviyorum. Burada Simone de Beauvoir'ın kitapları var. Henüz tümünü okumadım ama Sessiz Bir Ölüm çok çok sevdiğim kitaplardan biriydi. Burada Berna Mora'nın iki kitabı var. Kitap eleştirisi nasıl yapılır? Kitap analizi konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız bence bu kitaplara bakabilirsiniz. Bu İletişim Yayınlarından çıkan toplamda 3 kitaptan oluşan bir seri ve her kitapta farklı yazarları, farklı romanları ele almış Berna Moran. Bu da yine eleştiri üzerine size bir şeyler öğreteceğinden emin olduğum bir kitap. Burada öykü kitapları var. Eğer öykü okumayı seviyorsanız Güzel Yazılar Hikayeler, Türk Dil Kurumu Yayınlarından çıkan bu kitaplar içeriği çok zengin. Ben öykü kitapları önerisi videomda bahsetmiştim. O videoyu göz atabilirsiniz. Ama öykü okumayı seviyorsanız mutlaka okumanızı öneririm. Burada size önermek istediğim bir diğer kitap da Shakespeare'in Venedik Taciri isimli kitabı. Ama bu Alfa Yayınlarından çıkan özel bir baskı. Biliyor musunuz bilmiyorum ama bu kitapların içeriğinde hem Türkçe hem İngilizce olarak metni görebiliyorsunuz. Yani karşılaştırmalı bir okuma yapabiliyorsunuz. Cümle cümle her diyaloğu her iki dilde de okuyabilirsiniz. Böylece İngilizce okuma konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama sizin zaten İngilizce kitap okumak ve İngilizcenizi geliştirmek gibi bir hedefiniz varsa ama bu konuda nereden başlayacağınızı çok bilemiyorsanız, benim önceki videolarımda da vurguladığım ve kendim de denediğim Cambly uygulaması bu konuda size yardımcı olacaktır. Çünkü çevremizde ana dili İngilizce olan eğitmen bulmak zor, hatta ana dili İngilizce olan kişi bulmak zor ama Cambly'de ana dili İngilizce olan eğitmenlerle online birebir ders yapıyorsunuz ve birebir ders yapmanın da en güzel tarafı şu, hatanızı anında görüyorsunuz. Doğrusunu da yine anında öğrenip pratiğe dönüştürüyorsunuz. Yani evden çıkıp kursa gitmek zorunda kalmadan sizin seçtiğiniz gün ve saatte yine sizin seçtiğiniz bir eğitimciyle ders yapmak bence çok avantajlı ki akıcı konuşmak istiyorsanız, akıcı İngilizce konuştuğunuz için de özgüven kazanmak istiyorsanız ki bunun yanında kariyeriniz konusunda da size yardımcı olacaktır. Bence Cambly'yi deneyebilirsiniz. Şu an bir kampanyaları var. İlk kez 1 aylık aboneliklerde dahil olmak üzere tüm aboneliklerde geçerli bir kampanya bu. Bundan yararlanabilirsiniz. Çünkü zaten bugünlerde evdeyiz ve bir süre daha her zamankinden fazla evde vakit geçirmeye devam edeceğiz. Bence en mantıklısı kendimize yatırım yapmak. Cambly bu videoya sponsor oldu ve kitaplığımı sizinle buluşturmam konusunda bana destek oldu. Ama sizi de unutmadı. 10 okur koduyla 10 dakika ücretsiz olarak deneme dersine katılabilirsiniz. Açıklamalar kısmına bıraktığım linke tıklayarak da indirimli olarak abonelik oluşturabilirsiniz. Ama lütfen deneme dersine girerken çekinmeyin çünkü ne kadar verimli ve keyifli olduğunu siz de göreceksiniz. Şimdi benim ilk kitaplığımın ilk rafından size göstermek istediğim kitaplar bunlardı. Venedik Taciri ile birlikte önerilerim bunlardı. Şimdi diğer kitaplıklara geçeceğim ve şurada kitaplığımın en sevdiğim bölümlerinden biri var. Onu göstereceğim size. Buradaki kitapların çoğu Alfa Yayınlarından. Şimdi şurada Alfa Yayınlarından Yazarlar, Yaşamları ve Eserleri isimli kitabı görüyorsunuz. Bu kitabı buradan çıkarmam, kaldırabilmem ve içeriğini size göstermem çok zor. O yüzden başka bir videoda detaylı olarak bunlardan bahsedeceğim size. Ama edebiyat tarihine yön vermiş mühim yazarların hayatlarını, yaşamlarındaki önemli noktaları, edebiyat anlayışlarını vesaire burada detaylı olarak görebiliyorsunuz. Bir gün kitapçıya gidebilirsek detaylı olarak incelemenizi öneririm size. Bu da aynı şekilde ressamlar konusunda size bilgi veriyor. Sanat tarihindeki önemli ressamların hayatları, akımları, teknikleri ve yaşamları hakkında detayları görebiliyorsunuz. Burada yine Alfa Yayınlarından edebiyat kitabı ve psikoloji kitabı var. Her ikisi de benim için müthiş derecede önemli. Edebiyat okurken buradan okuduğum kitabın yazarına dönüp dönüp bakıyorum.
Psikoloji kitapları okuyorum bu ara. Okurken de psikoloji kitabına bakıyorum. Burada yine Alfa yayınlarından iki ciltten oluşan Binbir Gece Masalları var. Çok seviyorum bu kitapları. Yukarıda da yine Alfa yayınlarından Dekameron var. Aslında ben bu kitabı Oğlak yayınlarından almak istemiştim. Ama tam ben almaya niyetlendiğimde Alfa yayınları bu baskıyı çıkarmıştı. Bu ciltli baskı çok göz dolduruyor gerçekten ve beni ikna etmişti. Bunun karton kapaklı hali de var. Oradaki resimler siyah beyaz baskılı ama yine de güzel. Burada John Fowles'ın Büyücü isimli kitabının ilk baskılarından biri. Burada Ayn Rand'ın Hayatın Kaynağı, Yaşamak İstiyorum, İş Adamı İçin Felsefe ve 16 Ocak Gecesi isimli kitapları var. Burada çok çok sevdiğim ve kitaplığımın en kıymetli kitaplarından biri olan Sokrates'in Savunması var. Burada 101 serisi var. Bu aslında daha devam eden bir seri. Hepsini temin etmem sanırım çok mümkün değil ama ilgimi çekenleri almaya çalışıyorum. Çünkü hep ara ara baktığım kitaplar bunlar benim. Burada yine Alfa yayınlarının klasikleri var. Şimdi diğer rafa geçiyorum. Şimdi burada benim hamileyken, doğuma hazırlanırken, emzirirken ve Duru'nun bebekliğinde çok yararlandığım önemli, bence önemli kitaplar var ama bunların çok ilginizi çekeceğini sanmıyorum. O yüzden bu rafı hızlı geçeceğim. Ama eğer aranızda anne baba adayı varsa onlar yararlansın diye söylüyorum. Buradan size önereceğim iki kitap var. Bir tanesi Emzirme Sanatı. O kadar çok yararını gördüm ki bu kitabın. İyi ki kitaplığıma eklemişim. Şimdi yeniden ihtiyacım var bu kitaba ve yeniden göz atacağım. Bazı şeyler pratikte öğreniliyor. Evet ama emzirmenin önemini, anne sütünün önemini bu kitaptan detaylı olarak görebilirsiniz. Gerçekten emzirmeye ve anne sütüne olan bakışınız değişir. Bir de Mahallenin En Mutlu Bebeği isimli kitap. Bunun devamı da var. Mahallenin En Mutlu Yumurcağı isimli kitap da var. Bundan çok yararlandığımı söyleyemem ama Mahallenin En Mutlu Bebeği çok çok önemli bir kitaptı. Burada bazı psikoloji kitaplarını görüyorsunuz. Buradaki kitaplar önemli aslında ve bence çok yararlı. En azından son birkaç aydır müthiş etkili oldu üstümde. Burada irade terbiyesi var. Cemil Meriç'in çok etkilendiğini bildiğim için almıştım. Henüz okuma fırsatım olmadı. Sevme sanatını çok sevmiştim ve özellikle kendini sevme ve anne sevgisi konusunda farklı bakış açıları kazandıracaktır size. Bu da Sevme Sanatı okuduktan sonra okumak istediğim bir diğer Erik Fromm kitabı. Burada Alice Miller'ın Beden Asla Yalan Söylemez isimli kitabı var. Son derece çarpıcıydı bence. Yine yazarın Yetenekli Çocuğun Dramı isimli kitabını yeni aldım ve kitaplığa biraz evvel yerleştirdim. Yakın zamanda okumak istiyorum. İnşallah beklemez. Burada Nihan Kaya'nın iki kitabı var. Burada Bir Psikiyatrisin Gizli Defteri isimli kitap var. Bunu çok çok eskiden okumuştum ben ve çok enteresan vakalar vardı. Gerçekten bir olay anlatıyor size, sonra o olayı analiz ediyor ve uzman kişinin, alanında uzman kişinin nasıl çıkarımlar yaptığını, nasıl yorumladığını dehşetle görüyorsunuz. Çok enteresan vakalar vardı. Bunun yanında yine çok meşhur, çoğunu bildiğiniz kitaplar var. Çok uzun uzun anlatmak istemiyorum bu kısmı çünkü zaten video çok uzun olacak dediğim gibi. Buradan sonra göstereceğim kitapların galiba tamamı edebiyatla ilgili kitaplar. O yüzden bence çok daha fazla ilginizi çekecektir. Şimdi kitaplığımın en sevdiğim raflarından biri bu ama galiba ben her raf için aynısını söylemeye devam edeceğim. Bu rafı kıymetli kılan hem klasiklerin burada oluşu hem de tabii ki Dostoyevski. Ağırlıklı olarak İş Bankası var ama Dostoyevskiler'de karışık. Yapı Kredi de var, İletişim de var, Can Yayınları da var. Dostoyevski'nin bu kitabı, şu an galiba bunun da baskısı yok, Bir Yazarın Günlüğü isimli kitap Dostoyevski'nin yazılarından oluşuyor ve bence asıl Dostoyevski'nin günlük yaşantısında olaylara, toplumsal olaylara, politik olaylara karşı düşüncelerini, tepkilerini okuyabileceğimiz için çok önemli kitaplardan biri ama okumadım henüz. Budala, Suç ve Ceza, Kumarbaz, Karamazov Kardeşler, Yer Altından Notlar, Ölüler Evinden Anılar, Amcanın Düşü, Tatsız Bir Olay, Ezilmiş ve Aşağılanmışlar, İnsancıklar, Beyaz Geceler var burada. Bunların arasından elbette hepsini okumanızı öneririm ama
En sevdiğim kitapları olan Karamazov Kardeşler ve Yer Altından Notlar bence mutlaka mutlaka okunmalı. Bu Tatsız Bir Olay isimli kitap Dostoyevski'nin biraz da mizah anlayışını görebileceğiniz. Yazım tekniği olarak da diğer kitaplarından bence son derece farklı bir kitap. Burada Tolstoy'un kitapları var. Diriliş, İnsan Neyle Yaşar, Kreutzer Sonat, Çocukluk, İlk Gençlik ve Gençlik. Çocukluk, İlk Gençlik ve Gençlik Tolstoy'un otobiyografik kitapları olarak söz edilen kitapları ama bence hiç öyle değil. Ben iki kitabı okudum. Üçüncüye gelince artık devam etmek istemedim. Hiç keyif almamıştım bu kitapları okurken. Burada Alexander Dumas'ın Monte Cristo Kontu var. İki cilt yanında Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi isimli kitap var. Bence her genç kızın ama her insanın mutlaka okuması gereken kitaplardan biri bu. Yanında Pascal Düşünceler, Kayıp Zaman İzinde'yi okurken Marcel Proust sıklıkla bu kitaptan söz ederdi. O yüzden almıştım. Kırmızı ve Siyah, Denemeler, Gurur ve Önyargı, Babalar ve Oğullar, Kötülük Çiçekleri, Paris Sıkıntısı ve Konuşmanın imkansızlığı üzerine bir diyalog. Bu raftaki kitapların hepsini okumanızı öneriyorum. Şimdi yan rafa geçeceğiz. Orada Metis, Ayrıntı, Sel, Kolektif Kitap ve daha farklı yayınların kitapları var. Oraya göstereceğim size. Burada Ayrıntı yayınlarının ve Metis yayınlarının çok çok sevdiğim kitapları var. Bir Garip Aşk Öyküsü, Can, Teresraken, Koleksiyoncu, Parfümün Dansı beni biraz hayal kırıklığına uğratan bir kitaptı aslına bakarsanız. Barbarın Kahkahasını çok sevmiştik ve Minima Morelia var. Hasan Ali Toptaş'ın önerisiyle almıştım. Burada Ursula Le Guin'in Yer Deniz serisi ve bu serinin adını unuttum. Bu da bir seri. Toplamda 3 kitaptan oluşan bir seri bu. İklimler çok çok seviyorum ya. Okumanızı çok istiyorum bu kitabı. Burada Gogol'ün Palto Öyküsü'nün Ayrıntı Yayınlarından çıkan bir baskısı var. Bu baskı özellikle çok iyi bir baskı olduğu için ve Behçet Çelik'in güzel bir ön sözü olduğu için kitaba ilişkin. O yüzden bu baskıyı almıştım. Yoksa bende bir de Varlık Yayınlarından var bu kitap. Burada Finnegan Uyanması var. Sel Yayıncılık'tan ciltte olan baskısını almıştım ben. Bu Kafka biyografisi iki ciltten oluşuyor ama bende ne yazık ki yalnızca ikinci cilt var. Mutsuzluk Zamanlarında Mutluluk, Etin Cinsel Politikası, Kurtlarla Koşan Kadınlar hayatımın kitaplarından biri. Şu anda Sapiens'i okuyorum. Bütün aya yayacağım, hatta iki aya yaymayı düşündüğüm bir kitap olacak Sapiens. İnsanın Hikayesi var, Kurgu Dışı, Tüfek, Mikrop ve Çelik var. Dorian Gray'in çok sevdiğim bir baskısı. Bunu zaten herhalde bir önceki videoda göstermiştim size. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Orada Türk Edebiyatı kitaplarım var ve yine o rafı da çok seviyorum. Dar Zamanları baş köşeye koydum, çok seviyorum. Halıza'yı öneririm. Yaşlı Rind'in Ölümü isimli kitabı öneririm. Fakir Baykurt'un Özüm Çocuktur isimli kitabını çok okumak istiyorum. Bu otobiyografik kitapları Fakir Baykurt'un ve toplamda 7 ciltten oluşuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şu an okumayacağım 7 cilt olduğu için ve buna enerjim ve vaktim olmadığı için ama çok çok okumak istediğim kitaplardan biri bunlar benim. Otobiyografi okumayı bu kadar severken bu denli kıymetli ve dönemi anlatan bir kitabı atlamam mümkün olamaz. Burada Atsız'ın kitapları var. Peyami Safa'nın Yalnızız'ını çok seviyorum. 9. Harcıya Koşun çok seviyorum. Mademoiselle Nora Diye'nin Koltuğunu da Haziran 2020'de okuyacağız. Burada Aytmatov'un kitapları var. Bu ülkeyi çok seviyorum. Peri Gazoz'da ne çok sevdiğim ne sevmediğim bir kitap oldu. İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası. Bir Adam Yaratmak müthişti. Yaban ve Sodom ve Gomorre çok severim. Sevgi Soysal'ın Tanteroza kitabı ve Yenişehir'de Bir Öğle Vakti isimli kitabı çok çok seviyorum. Şimdi burada Oğuz Atay'ın kitaplarını görüyorsunuz. Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Korkuyu Beklerken üçünü de çok seviyorum. Bir Bilim Adamının romanını henüz okumadım. Tol yine Türk Edebiyatı'nın en iyi kitaplarından biri olarak gösterilmişti ve ben de buna istinaden almıştım. Burada Tanpınar'ın iki kitabı yanında da Nazım Hikmet'in Benerji Kendini Niçin Öldürdü ve Memleketimden İnsan Manzaraları isimli iki güzel kitabı var. Burada Çağdaş Türk Edebiyatı'nın önemli ve ödüllü yazarlarından kitaplar görüyorsunuz. Burada Hasan Ali Toptaş'ın kitapları var. Heba, Gölgesizler, Yalnızlıklar, Beni Kör Kuyularda, Bin Hüzünlü Haz,
Kayıp Hayaller kitabı, Kuşlar Yasına Gider. Hepsini çok seviyorum ama Gölgesizler ve Kuşlar Yasına Gider ismi kitaplarının yeri bende ayrı. Burada Aslı Erdoğan'ın çok sevdiğim Kabuk Adam kitabı. Üzerinde Firde Kahlo'nun hayatını ve sanat yaşamını anlatan Aşk ve Acı. Yine çok sevdiğim kitaplardan biri. Bekleyişin Şarkısı ve Mevsim Yaz. Her iki baskısını da almıştım. Bu kitapları çok seviyorum. Onların altında Antabus var. Henüz okumadım. Bence her insanın okuması gereken Dar Ağacında 3 Fidan isimli kitap var. Burada da Atan var. Bu raf neredeyse tamamıyla Can Yayınları'ndan oluşuyor. Bu raf ve bunun altındaki raf, ama siz yine parça parça göreceksiniz her iki rafı. Ağırlıklı olarak burada klasikler var. Bulantı, Sis, Zamanımızın Bir Kahramanı, Emma, Genç Werther'in Acıları. Zamanımızın Bir Kahramanı, Bulantı ve Genç Werther'in Acıları çok sevdiğim kitaplardı. Onun altında Ana ve Uğultul Tepeler. Her ikisi de en sevdiğim kitaplardandır. Frankenstein var, Buddenbrook'lar var. Beyazlı Kadın, iki şehrin hikayesini görüyorsunuz burada. Burada Ayfer Tunç'un çok çok sevdiğim Aziz Bey Hadisesi kitabı var. Bu kitabı okumanızı öneririm. Bir de burada yeni eklediğim Suzan Defter var. Bu ay Mayıs 2020'de de bu kitabı okuyacağız kitap kulübümüzle birlikte. Burada Üvey Anne'ye Övgü var, Mario Vargas Llosa'nın. Cennet Başka Yerde ve Tek Eşenliği isimli kitapları da var yazarın. Tek Eşenliği'ni okumuştum. Bir diktatörün dönemini anlatan, onun döneminde yaşananları, kıyımları anlatan çok enteresan, çarpıcı bir kitaptı. Burada Feride Çiçekoğlu, Uçurtmayı Vurmasınlar, Balzac, Gizli Başyapıt, Ölümden Acı, Cenere, Acı Çikolata, Okyanus Kokusu, Prens, Hırsızlar Sokağı kitapları var. Burada Orwell'ın 1984 kitabı var. Hayvan Çiftliği'nin de özel baskısı var. Bir alt rafta göreceksiniz onu. Burada Albert Camus'un kitapları var. Düşüş ve Yabancı. Çok çok eskiden okumuştum bu kitabı. Veba'yı aslında okumak istiyorum ama bu ara sanırım okumasam daha iyi olacak. Burada Gabriel Garcia Marquez'in kitapları var. Yine çok eskiden okuduğum Kırmızı Pazartesi ve Benim Hüzünlü Orospularım isimli kitapları var. Çok severim ikisini de. Ama Kolera Günlerinde Aşk ve Yüzyıllık Yalnızlık kitaplarını da okumuştum. Şu an kitaplığımda değiller. Anlatmak için yaşamakta okumak istediğim kitaplarından biri. Tahsin Yücel'in Golyan Devrimi. Yanıp Kül Olmadan Önce. Yekta Kopa'nın iki kitabı. Bu arada özellikle Can Yayınları'ndan zamanında okuduğum ama şu anda kitaplığımda olmayan o kadar çok kitap var ki. Aslında tümüyle kitaplık öyle. Uzun bir süre kütüphaneleri kullandım. Sonra sahafları kullandım. Her okuduğumu, her sevdiğim kitabı kitaplığıma ekleyemediğim için de eksik olduğunu düşünüyorum hala. Şimdi yandaki rafa gideceğiz. Yapı Kredi Yayınları'nın olduğu rafa. Şimdi bu köşe Yaşar Kemal köşesi. Burada İnce Mehmetler, Ada Hikayesi ve diğer bağımsız kitapları var. Yanında Dağın Öte Yüzü kitabı var. Bu yine böyle ciltli 3 kitabın bir arada olduğu bir bez baskı. Yanında Çocuklar İnsandır var ve onun yanında Tezer Özlü'nün Yaşamın Ucuna Yolculuk isimli kitabının özel baskısı var. Ama Yaşar Kemal köşemde benim için çok anlamlı olan başka kitaplar da var. Bunlardan bir tanesi ki size göstermekten büyük mutluluk duyarım. Yaşar Kemal'in imzalı kitabı. Her gördüğümde ayrıca çok mutlu oluyorum. Sonra burada İnce Mehmet'in ilk baskılarından biri var. Ararat Yayınlarından olan bir baskı bu. Ve altında yine bir takipçimin hediye ettiği eski baskı Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor isimli kitap var. Burada Kara Kitap var. Kara Kitap'ın Sırları var. Kırmızı Saçlı Kadın, Yeni Hayat ve Benim Adım Kırmızı var. Altında Sabahattin Ali'nin Romans Yayınlarından olan baskıları var. Ve Yapı Kredi Yayınlarından olan diğer baskıları var. Yani şurası ve şuradaki değirmen kitabı Sabahattin Ali köşesi. Bu rafın bir altı da ağırlıklı olarak Yapı Kredi Yayınlarından oluşuyor ama bir sonraki turda göreceğiz. Ben şimdi yine sizi İş Bankası Kültür Yayınları'nın klasiklerine götüreceğim. Şimdi burada yine klasiklerle devam ediyoruz. Bu benim ayraç kutum ve her geçen gün biraz daha doluyor. Her yeni kitaba başladığımda favori ayracım olsa da başka başka ayraçlar buradan almayı çok seviyorum. Bu kutu böyle hep burada duruyor ve buradan ayraç seçiyorum okurken. Burada modern klasikler var. Şurada da devam ediyor ama onları da yine birazdan göreceksiniz. Sait Faik kitapları, üzerinde Maxim Gorki'nin kitapları. Bulgakov'un buradan 3 kitabı var. Bunların dışında bir de Usta ile Margarita var. Onu da Can Yayınları bölümünde göreceksiniz. Bu kitabı okumanızı öneririm. Çok çok sevdiğim kitaplardan birim. İyi bir oyun okuyucusu değilim galiba ben ama bu oyunları çok seviyorum. Romeo ve Juliet, Fırtına,
Cimri çok çok sevdiğim kitaplar arasından. Burada mitoloji okumaları yaparken okuduğum ve okuyacağım kitaplar da var. Gılgamış Destanı ve Babil Yaratılış Destanı ve İlyada'yı okudum. Buradaki kitapları da önümüzdeki aylarda okuyup mitoloji konusunda da epey kitabı geride bırakmayı planlıyorum. Burası şuradan itibaren Stefan Zweig'in kitaplarından oluşuyor. Burada zaten herkesin, her kitap okuyan insanın hemen hemen okuduğu bu ince kitapları var ve her birini ben çok seviyorum. Stefan Zweig'i ben zaten yazar olarak çok seviyorum. Biyografileri hele müthiş. Balzac biyografisi mesela, bu kitabı okumuşum ve sonra bir video hazırlamıştım. Eğer Balzac hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız, yani yazara bir hayranlığınız varsa ya da yazarla ilgili bir çalışma yapıyorsanız bence bu kitaba mutlaka bakın. Videomu da izleyebilirsiniz tabii. Daha kolay yoldan bir bilgi sağlayacaktır size. Bunların dışında okuduğum ama burada olmayan kitapları da var yine. Burada Faust var. Ben Bordo Siyah'tan okumak istiyorum. Umarım pişman olmam. Burada İlk Aşk var. Turgenev'in kitabı ve çok çok seviyorum. Burada İlahi Komedya var. Oğlak Yayınları'ndan. Cennet, Cehennem ve Araf olmak üzere. Kutulu olarak almıştım. Dünyayı Sarsan 10 Gün. Ben bu Durgun Don serisini yarım bıraktım. Bana en fazla sorulan sorulardan biri o. Kendimce sebeplerim vardı. Tekrar okur muyum bilmiyorum ama o kadar çok durgun don oldu ki bir anda etrafım. Gerçekten kitaptan soğudum. Bu da benim Tutunamayanları okuduktan sonra Tutunamayanların Oğuz Atay'ın önerisiyle aldığım İmge kitap yayınlarından Oblomov. Çok sevdiğim kitaplardan biridir. Zaten aralardaki postitlerden görebiliyorsunuz. Şimdi yan tarafa geçiyoruz ve bilin bakalım orada kim var. Şimdi burada yine Yapı Kredi Yayınları devam ediyor. Yan tarafında yine klasikler var. Altında Kemal Tahir'in kitapları var. Ve şuradan itibaren de Marcel Proust'un kitapları var. Tıpkı bir üst rafında olduğu gibi, Yaşar Kemal köşesi yaptığım gibi buraya da Proust köşesi yapmıştım. Burada Thomas Bernhard'in kitapları var. Şöyle bir Thomas Bernhard köşem var. Bunların devamı da var aslında. Alt raftan göstereyim onları da size. Burada da yine Thomas Bernhard'ın otobiyografi kitapları var. Yani bir gün tanışırsanız, mesela Eski Ustalar kitabını okursanız ya da otobiyografisini okumaya başlarsanız siz de elinizde olmadan Thomas Bernhard'ın diğer kitaplarını da hemen temin etmek istersiniz diye düşünüyorum. Thomas Bernhard'ın kitaplarının altında Semerkant var. Parasız yatılı çok yürek burkan bir öykü kitabıydı ve sevmiştim. Yaşamın Ucuna Yolculuk, Çocukluğun Soğuk Geceleri ve Kalanlar. Tezer Özlü'nün kitapları bunlar. Ve Tezer Özlü okumayı çok çok seviyorum. Yani Tezer Özlü tam benim dilimden konuşuyor. Tam frekanslarımız öyle uyuşuyor ki onunla. Gerçekten onun anlattığı ve anlatmak istediği her şeyi ve onun bu hayattaki acılarını da iyi anladığımı düşünüyorum. Çok seviyorum Tezer Özlü'yü. Kitabını sevince ben bir yazarın, bir kitabını çok çok sevince yazarın kendisini de sevmeye başlıyorum. İşte kitaplar bir bağ kurduruyor aramızda. Burada Dublinler var, Ulysses var. Yukarıda da Finnegan Uyanması'nı görmüştünüz zaten. Balzac Yaşamda Bir Başlangıç. Müthiş, müthiş bir kitaptı ve çok sarsıcıydı. Şimdi yanında başlayalım. Şimdi şu farklı bir kitap. Çok seviyorum bu kitabı da. Yani felsefeyle ilgili hiçbir şey bilmiyorsanız ilk olarak bu kitabı alıp okuyabilirsiniz bence. Proust Yaşamınızı Nasıl Değiştirebilir? Proust ve Göstergeler, Proust'un Patosu, Proust, Yaratıcı Okurluk, Kibarlar Alemi, Lemoyne Vakası. Bu çok tatlı bir kitaptı, çok eğlenceliydi. Bu Proust biyografisi. Céleste Albert'e Marcel Proust'un yanında çalışan ve yıllar boyu ona hem hizmetkarlık hem de yarenlik yapmış olan yol arkadaşı diyebiliriz bence. Céleste Albert'in anılarını derlediği bir kitap bu. Eğer Proust'la ilgili kitaplığınıza bir kitap eklemek istiyorsanız bence almanız gereken ilk ve en temel kitap budur. Burada serinin diğer kitapları var ama sıralaması karışık. Albert'in Kayıp, Mahpus, Yakalanan Zaman, Mehmet Fırat tarafından yazılmış Marcel Proust ya da bir roman yaratmak, Çiçek Açmış Genç Kızların Gölgesinde, Sıvanların Tarafı, Sodom ve Gomorra, Ruhların İletişimi ve Proust ve Müzik, Üst Kat Komşusuna Mektuplar, Hazlar ve Günler, Kalan Son Güzel Kağıdım, Germont Tarafı. Burası da böyle bir Proust ağırlıklı raftı. Şimdi yine Can Yayınları'na götüreceğim sizi. Burası yine ağırlıklı olarak Can Yayınları'ndan oluşan bir raft. Bu köşede hayvan çiftliği var. Bunu merak edenler var aranızda, biliyorum. O yüzden şöyle açıp göstereyim. Bez baskıyla gelen bir kitap bu.
Bu bez baskının üzerinde böyle bir paketle gelmişti. İçinde de çizimler var. Kağıt dokusu, kağıt kalitesi elbette çok farklı. Instagram'da detaylı olarak paylaşımlarını yapmıştım. Bakabilirsiniz oradan. Bu Zorba'nın özel yine bez baskısı. Yanında Zorba karton kapak. Bunun dizisini izledim bu arada. İzleyenler var mı aranızda bilmiyorum ama çok sevimli, çok insana insanlığını hatırlatan güzel bir diziydi. Buradaki kitapların çoğunu Can Yayınları'nın geçen yaz yaptığı 7 TL kampanyasından aldım. Bu yazda yaparlar mı bilmiyorum. Coetzee'nin Utanç kitabı. Usta ile Margarita. Dirina Köprüsü. Yüzbaşı Corelli'nin Mandolini. Flas Nehri'ndeki Değirmen ve Devir. Devir'i kitap kulübümüzle birlikte önümüzdeki günlerde okuyacağız zaten. Şimdi bir alt rafa geçiyorum ve son 3-4 rafımız kaldı. Sonrasında videoyu bitireceğim. Bu rafta yayın evleri karışık ama kendi içinde bir düzeni var bu rafın. Burası Aziz Nesin'in kitaplarının olduğu köşe. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Çok güçlü bir kara mizah örneği ve bence bu kitaplar, şu 4 kitap ülkenin özeti. Yani şu ülkede işlerin nasıl yürüdüğünü anlatan bir kitap Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz. Böyle Gelmiş Böyle Gitmez serisi de adeta ülke tarihi, yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında sıradan yoksul bir ailenin gözünden size koca bir ülkeyi anlatıyor. Burada Ana Yurt Oteli var, çok çok sevdiğim kitaplardan biri. Onun dışında Ahmet Telli, pek şiir okumam biliyorsunuz ama Ahmet Telli'yi severim. Hep de fuara gittiğimde planlamadığım halde denk geliriz. Ben bir yazarın yanında olurum, o yazarı ziyarete gelmiş olur vesaire. Hep karşılaşırız ve konuşuruz onunla. Dinle Küçük Adam çok sevdiğim kitaplardan biri. Shibumi en sevdiğim kitaplardan biri. Katya'nın Yazı, Günlerin Köpüğü en sevdiğim kitaplardan biri. Yanında Mezarlarınıza Tüküreceğim. Bir Yerde Kirpinin Zarafeti çok seviyorum. Virginia Woolf. Katip Bartleby'yi çok seviyorum. Burada Beckett'ın üçlemesi, Godot'u Beklerken ve Beckett biyografisi var. Yine çok çok sevdiğim kitaplar. Bu rafta Luigi Prandello'nun Gölge Adam ismi kitabı var ki çok severim. Burçak Çerezcioğlu'nun Mavi Saçlı Kız ismi kitabı var. Benimle aynı yaşlarda olanlar çok iyi hatırlayacaktır. Bizim dönemimiz için çok efsane bir kitaptı ve hepimizin okuduğu, hepimizin çok etkilendiği ve gözyaşları içinde kaldığı kitaplardan biridir. Zülfü Livaneli'nin kitapları var. Burada size önermek istediğim kitaplardan biri, aslında bu kitabı başka rafa koysam daha iyi, Feminizm. Çok bilgi veren bir kitap. Yani size istatistiklerle, oranlarla, araştırmalarla ve kaynaklarla kadın hareketlerinin nereden nereye geldiğini, dalga dalga feminizm hareketini anlatan ve kafanızda oturtmanızı sağlayacak olan bir kitap. Deniz Gezgin'in Ahraz kitapları her iki baskıdan ve Yer Kuşağı. Andre Gide'in Pastoral Senfoni isimli kitabı. Burada Nermin Yıldırım'ın iki kitabı var. İkisini de sevmiştim ama Dokunmadan benim için çok daha etkileyiciydi. Çünkü işlediği konu o. İnsanın masumiyetini kaybettiği ilk günahı bulmaya çalışması ve bir kere kirlendikten sonra bir daha hiçbir zaman tertemiz olamayacağını insanın anlatması beni çok etkilemişti. Burada En Mavi Göz var. Petrol, Sabahattin'in okuduğunda hayatını değiştirdiğini iddia ettiği kitap. Onun bu sözün üzerine almıştım. Bu arada benim kitaplarımın bir kısmının üzerinde bir cilt var. Kitaplarımı ciltliyorum. Yani bu parlaklığın sebebi aslında o. Bazen korsan sananlar oluyor bu kitapları ama hayır. Çok sevdiğim kitapları elimden geldiğince ciltlemeye çalışıyorum. Aynalar, Bülbülü Öldürmek yine çok sevdiğim kitaplardan biri. Zeynep Kaçar, Kabuk. Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar ve İnce ismi kitapları. Yüz temel eser arasında gösteriliyor her iki kitabı da. Bu kitapları da eğer henüz okumadıysanız okumanızı öneririm. Gazap Üzümleri kitabını da çok seviyorum ama kütüphaneden aldığım için kitaplığımda yok ne yazık ki. Ve burada da az önce gösterdiğim Thomas Bernhard'ın otobiyografik kitapları var. Burada bir kısmı çok eski, bir kısmı çok daha eski olan kitaplar var. Milena'ya Mektuplar, Say Yayıncılık'tan, Açlık ve Sol Ayağım. Burada Ares Yayıncılığın orta öğretim klasikleri var. Bunların bir kısmı yok bende, hediye etmiştim çünkü çok seviyorum bu kitapları ve çevirisinde. Cahillikler kitabı, Safiye Sultan'ın hayatının anlatıldığı kitaplar. Burada şark klasiklerinden birkaç kitap ve burada da defterlerim var. Kitaplarla ilgili notlarımı yazdığım defterler. Burası size son olarak göstermek istediğim raf.
Burada Azra Koyen'in kitapları var. Bu Felsefi serisiyle ilgili çok fazla soru soruluyor bana ama pek üzerine konuşacak bir şey bulamıyorum bu kitapların aslında. Burada Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde serisinin çizgi romanları var. Toplamda 6 tane bu kitaplardan ama bende ne yazık ki 5 tanesi var. Bir tanesini hiçbir yerde bulamıyorum. Burada Küçük Prens'in çizgi romanları var. Yine çok sevdiğim, çok eski kitaplarımdan. Yanında Puslu Kıtalar Atlası'nın iletişim yayınlarından olan çizgi romanı ve Martin Eden'ın çizgi romanı. Bu Puslu Kıtalar Atlası'nın çizgi romanının çizimleri çok başarılı. Yani hem çizimler çok başarılı, hem metinler çok etkileyici, hem de romanın ruhu hiç bozulmamış. Yani çizimler ve konuşmalar birbirini tamamlıyor. O yüzden de okuduğunuzda kitap kadar iz bırakacaktır sizde diye düşünüyorum. Burada Niteliksiz Adam serisi var. Burada ağırlıklı olarak Kutu Yayınları'nın kitapları ya da Bir Kutu Kitapla birlikte gelen kitaplar var. Burada az önce bahsettiğim Gölge Adam isimli kitabın yazarı Luigi Prandero'nun çok sevdiğim Biri Hiçbiri Binlercesi isimli kitabı var. Zenon'un Bilinci kitabını Tezer Özlü okuduğumda onun önerisiyle almak istemiştim. Mitoloji okumaları yaparken, aslında bu kitabın yeri burası değil, mitoloji okumaları yaparken okumak istediğim kitaplardan biri. Burada Küçük Bir Jaguar bölümü var. Kağıt Evi çok sevmiştim. Burada Remzi Kitabevi'nin çıkardığı çok eski bazı kitaplar var. Shibumi'yi sevdikten sonra bu kitapta ilgimi çekmeye başlamıştı. Yine Yaşlı Adam ve Deniz çok sevdiğim kitaplardan biri. Pollyanna ve Alice Harikalar Diyarında. Bunlar da eski kitaplarım. Geldik videonun sonuna. Bu uzun videoyu sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video sizin için işe yarar olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere.